LGS'ye son 101 gün, birkaç gün sonra artık çift haneli sayılara geleceğiz. Yani 99 gün, 98 gün diyeceğiz. Zaman daralıyor. Ama hala 3 aydan fazla bir süre var. 3 ay çok değerli bir süre bu süre zarfında iyi bir çalışmayla hayallerimizdeki liselere girebiliriz arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda Pablo Picasso diyor ki hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Yani dua ederseniz, isterseniz ve bunun için de çalışırsanız başarabilirsiniz demek istiyor. Bizler de dua ediyoruz, çalışıyoruz. Çalışmamız da bir dua ve inşallah da kazanacağız. Haftanın sorusuna baktığımızda 203 like almış Nilüfer sorularıyla başlıyorum. Ders çalışırken zaman çabuk geçiyor iyi bir şey mi? Evet iyi bir şey. Demek ki Çalışmaktan keyif alıyorsun, demek ki dikkatini dağıtan bir şey yok. Demek ki verimli de çalışıyorsan, inşallah karşılığını alacaksın. Ama ders çalışırken böyle hayal kuruyorsan, yani bir anda böyle bir soruya mı takılıp uzun süre hayallerine dalıyorsan bu kötü bir şey. Ama verimli bir şekilde çalışıp ve sürenin de hızlı geçtiğini görüyorsan bu iyi bir şey. Zaten e, çalışkan öğrenciler, hedefi olan öğrenciler, sınav hazırlanırken genellikle zamanın su gibi geçtiğini düşünür. Eğer ders çalışmıyorsa böyle başka şeylerle oyalanıyorsa da böyle canı sıkılır. Ya ben ne yapıyorum şu anda ya? Benim sınavım var. Ben niye burada boş boş dizi izliyorum ya da oyun oynuyorum gider. Böyle içinde böyle bir kımıldanma olur. İşte öyle bir öğrenciyseniz oyun oynadığınızda, televizyon izlediğinizde... ...içinize bir sıkıntı oluşuyorsa sizler kazanacaksınız arkadaşlar. Çünkü dertleniyorsunuz. LGS'de matematiği boş bıraksam gerisini fullesem kaç puan alırım? Matematiği boş bırakma yapabildiğin kadar yap. Ama bunu önceden de göstermiştik. Mesela bir öğrencimiz matematikte iki doğru yapmış. Yanlış sayısı bir. E, ee, diğerlerini de full yapmamış. Yani 16-17 yapmış. Yani bunlar da full yapsa muhtemelen daha yüksek rakamlara çıkacak. Bu öğrencimiz sosyal bilimler lisesine geçen sene girdi. Değerli bir öğrencimiz. Bu öğrencimiz 10. dilimlere çıkmış. Yine Anadolu lisesine girebiliyor. Bu da 4 matematik. Yani iki yanlışını düşünürsek 3-33... matematik yapmış. Burada da yine full bak yok. de fende yine 15 yapabilmiş. Hatta 3 yanlıştan dolayı 14, 14 fen ediyor. Türkçe de yine full Ama ...fullese muhtemelen bu dilimde yine 9 açıyor. Bu arkadaşımız ise 6 tane hatta 5 33 5 66 net yapmış. 4 yanlış yaptığı için. Ama bu iyi yapmış bak burada. 18 18 yapmış gördüğün gibi. Bu da 6. dilime kadar gelmiş. Dolayısıyla Türkçe ve fen'i fullersen bak buradaki Türkçe fen'i fullersen buradaki soru sayısını iyice sıfıra indirebilirsin. Bu durumda da 6. dilimlere gelebilirsin. Bak burada aynı zamanda inkılapta dinde İngilizce'de de yanlışları çıkmış. Yani inkılapta İngilizce'yi fullersen e, Türkçe feni fullersen matematikten de hiç yapmazsan muhtemelen Altıncı dilimleri rahat rahat görürsün, bunu da söylemek istiyorum. Matematik beni mutsuz ediyor, bulduğum sonuçlarda çıkmıyor, moralim bozuluyor, ne yapabilirim? Matematik hepimizi mutsuz ediyor ee, değerli arkadaşım Nülüfer, hepimizi mutsuz ediyor. Ama zaten önemli olan da bu. Yani vazgeçmemek. Yani ısrarcı olmak. İnsanlar size yapamazsınız diyecek. Matematik size yapamazsın beni diyecek. Herkes böyle olumsuz şeyler söyleyecek. Ama sizler ben yaparım diyeceksiniz. Ve kendinize güveneceksiniz. Kendinize inanacaksınız ve başaracaksınız. Mutsuz olmayacaksınız. Yani yaptığınız her bir yanlıştan sonra şunu diyeceksiniz. Evet bu soruyu yanlış yaptım ama sınavda çıkarsa artık yanlış yapmayacağım. Bu soruyu yanlış yaptım ama benzeri gelirse artık yanlış yapmayacağım demelisiniz. Yani yaptığınız her bir yanlışı kazanım olarak görmelisiniz. Hani böyle insan diyelim ki hedefi şu olsun. Bu tarafa doğru ilerliyor ya bak bu tarafa doğru ilerliyor. O sırada düştü. Düştüğünde bile ileri gitmiş oluyor yani. Niye? Çünkü hiç hareket etmeyen, hiç çalışmamış, hiç gayret göstermemiş birilerinden daha önde. Ha bu iş düşmedi. Bu iş çok... Ama bu hep geride. Bu geride sen biraz daha öndesin. Dolayısıyla sen hedefe daha yakınsın. Yanlış yapmak seni mutsuz etmesin sevgili Nilüfer. Yeni nesil matematik çözmenin formülü var mı? Nereden çıktı bu yeni nesil? Bununla alakalı bizim zaten hızlanma setimizin içerisinde bulunan özel bir kitap var. Bunu zaten reklam olarak düşünüyorsunuz ama gerçekten bu reklamı yapmak zorundayız arkadaşlar. Yeni nesil problem bankası. Bu kitabın özelliği Yeni nesil sorular için hazırlandı. Yani içerisindeki kolay soru bile yeni nesil. Esasında burada iki tane işlem var. Yani temel seviyede bir soru. Ama yeni nesil böyle resimli, hikayeli e böyle bir düşünce gücü gerektiriyor. Ama kolay bir soru. Bunu yapıyorsun. Sonra biraz zorlaşıyor. Sonra biraz daha zorlaşıyor. Sonra biraz daha zorlaşıyor. Sonra kazıkul aziz dediğimiz biraz daha en kazık kısma geliyor. Peki hocam bize sınavda hangisini soracaklar? Size sınavda bunu soracaklar ya da bunu soracaklar. Yani zoru soracaklar. Ama siz zoru başarmanız için önce temel ve ortaya halletmeniz lazım. İşte... Bunlardan başlayarak yapabilirsiniz sevgili Nülüfer. Ee, hala kendime hedef bulamadım. Hedefim olmasa olur mu? Kafam çok karışık. Olur. Hedefsiz de olur. Ama hedefin olmaması seni çalışmaktan engelliyorsa o zaman kendine bir hedef koymalısın. Ama hedefim yok ama çalışıyorum kardeşim. Ben önce bir kazanayım, önce bir puanımı alayım. Sonra istediğim Anadolu Lisesi olur, Sosyal Bilimler Lisesi olur, Felinsiz olur diyorsan bu da sıkıntı değil. Ama eğer hedefin olmaması seni böyle çalışmaktan alıkoyuyorsa böyle oturuyorsan ama zaten ne olacak Üf. diyorsan o zaman kendine hemen bir hedef belirlemelisin. Hedefin sınıftaki bir arkadaşını geçmek de olabilir. Mesela sınıfta Merve vardır, işte Pakize vardır, Ayşe vardır, Orhan vardır bilmiyorum ismini. O senden iyidir. Onu geçmeye çalışmak da bir hedeftir. ...onu geçersem benim için yeterli diyebilirsin... ...bu da gizli hedeftir... ...hani onu sakın duvarına asma... ...benim bir öğrencim vardı bu arada... sınızdaki çalışkan kızlardan birinin resmini duvarına asmıştı... ...odasında böyle odasında... ...dedim ne yapıyorsun sen evladım... ...hocam bu kızı geçeceğim diyordu... ...bayağı da çalışıyordu... ...geçemedi o kızı... ...evet geçemedi... ...ama o da çok yüksek bir anonsaj kazandı... ...yani şöyle Üsküdar Amerikan Lisesi'ni kazanmıştı... Ee, ...yani bir yanlış almıştı ...kız bayağı çalışkan yani bayağı e, iyiydi... ...ama ona yetişeceğim diye... Bayağı bir iyi yaptı yani o resmi asmasaydı belki daha düşük puan alacaktı. Kızı geçemedi ama onun hırsıyla yine çok çok yüksek bir puan aldı. Ee, dolayısıyla inşallah sizler de hani hedefinizi belirleyin benim hedefim bu deyin o hedefe ulaşamasanız bile yine çok yüksek bir hedefe ulaşmış olursunuz. Ki genellikle de hedefe ulaşır insanlar onu da söyleyeyim. Ulaşamadığın durumda bile çok yüksek bir puan alıyorsun bunu da dile getirmek istiyorum. Nafi Güral Fen Lisesi Kütahya'da. Yüzdelik dilim 1.93. Gerçekten çılgın bir fen lisesi. Kütahya'dakiler zaten bu liseyi çok iyi biliyorlar. Mühendislik, tıp, matematik, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık. Herkes çıldırmış durumda. Ama şu da kesin ki Nafi Güral haricindeki diğer fen lisesinden de mezun olarak ya da ilçelerdeki fen liselerinden de mezun olarak ya da Anadolu Lisesi'nden de mezun olarak buradaki okullara girebilirsiniz. Ama Nafi Güral Kütahya'nın en iyisi. LGS hızlanma setini az önce zaten göstermiştim ama bir kez daha gösteriyorum. LGS'de iki temel sorun matematik. İkinci temel sorun Türkçe. Bunu fullemeniz için, bunu çok iyi yapmanız için ve aynı zamanda denemelerle de kendiniz test etmeniz için LGS hızlanma setini hazırladık. Burada arkadaşlar üç değerli kitabımız var. Birincisi tabii ki Problem Bankası. Bunu zaten göstermişim. İkincisi Paragraf Fons. Hızlanma ve odaklanmayı sağlıyor. Üçüncüsü de Kampa kendi adını veren, hızlanma kampına da kendi adını veren, hızlanma setinin de adını alan hızlanma denemeleri. Hızlanma denemelerinin içerisinde şu ana kadar işlediğiniz konularla alakalı denemeler var. Ve hepsi 2022 LGS'de soru yakalanmak üzere hazırlandı. Yani inşallah bu soru çıkar ve öğrenciler ah dejavu ben bunu görmüşüm desinler diye hazırlandı. Ve önünde tabii ki deneme detaylı analiz sayfaları da var. Yanlış yaptığınız soruları buradan detaylı bir şekilde analiz edebiliyorsunuz. İkinci kitabımız Paragrafons. Paragrafons da paragrafta hızlanmaya odaklanmayı sağlıyor. Biliyorsunuz ki paragraf sorusu LGS'de 10-12 tane çıkıyor. Biz de İlk başta dörtlük, sonra altılık, sonra sekizlik, sonra onluk, sonra 12'lik özel denemeler yaptık. Ve her denemeye ayrı bir süre verdi. Gittikçe süresi azalıyor. Ve buradaki sorularda yine efsanevi sorular. Hatta bunu e, söylemiş bir kez daha söyleyelim. Mesela geçen sene bu soruyu biz kitapçığımıza koymuştuk. 2021'de aynısı geldi. Aynısı geldi arkadaşlar. Amacımız buna benzer soruları yine 2022'de yakalamak istiyoruz. Ve en sevdiğiniz ders. Tabii bu arada göz kırpıyorum. Matematik için hazırladığımız yeni nesil problem bankası. Hocam problem nedir? Problem yeni nesil soruların gerçek adıdır arkadaşlar. Yani yeni nesil, yeni, yeni nesil diye bir şey yok. Bunun dünyadaki adı problemdir. Ama Milliyetin Bakanlığı, hocalar, bizler bir yeni nesil kelimesini kullanıyoruz. Siz de tiksindiniz bu kelimeden ama olsun artık yapacaksınız. Nasıl oluyor? Temelden başlayan sorular, orta seviye sorular. Hocam temel ama hiç temel gibi durmuyor. Bu İdris ya da Dursun'a benziyor. Evet temel soru esasında. Sadece resim var ve içinde küçük bir hikaye var ve birkaç işlem var. Burada hikaye biraz daha zorlaşıyor. Burada işlem sayısı artıyor. Burada hem hikaye hem de işlem sayısı artıyor dememiz gerekiyor arkadaşlar. Ama her biri özel olarak hazırlanmış. Her bir konuda netlerinizi artırmayı hedefleyen ve soru çözümleriyle de size faydalı olacak süper bir kitap arkadaşlar. Problem Bankası, Paragrafons ve hızlanma denemelerini hızlanma setinin içerisinde uygun bir şekilde ulaşabilirsiniz. Böylece hızlanma kampımıza da katılırsınız. Ee, 1 Mart'ta hızlanma kampımız başlıyor. Mutlaka kampımıza da sizlere videolarımıza destek olacağız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz.